Aslında Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda yaşanmıştı o olay. İddialara göre okulda eğitim gören otistik çocuklar okul çıkışında diğer öğrenci ve velileri tarafından yuhalanmıştı. Tüm Türkiye'de de tepki toplamıştı o görüntüler. Milli Eğitim Bakanlığı hemen düğmeye bastı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve okul müdürü hakkında da soruşturma başlatıldı. Yani bu olay enine boyuna soruşturulacak. Kimler hatalı? Bu olay bir organize bir olay mı? İşte bu soruların yanıtları alınacak ama sadece bu soruşturma bu kapsamda yürütülmeyecek. Sonrasında eğitim faaliyetleri de olacak. Öncelikle veliler bilgilendirilecek. Yani diğer öğrenci velileri bilgilendirilecek ve bir eğitime alınacak. Hem otistik çocukların velileri hem diğer çocukların velileri bir eğitime alınacak. Bu kapsamda velilere geniş kapsamlı bir eğitim verilecek, bir seminer verilecek ve bu sürecin daha doğru bir şekilde yürütülmesi sağlanacak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Ama bir başka adım daha atılacak. Sınıflarda otistik öğrencilere ait sınıflar yazıları vardı. O yazılar hemen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kaldırıldı, söküldü. Çünkü öğrenciler arasında ayrışmaya neden olduğu fark edildi o yazıların ve o sınıflardaki otistik öğrencilerin eğitim gördüğü o sınıflardaki o yazılar kaldırıldı. Normal bir sınıf haline dönüştürüldü. Ama az önce de söylediğimiz gibi Milli Eğitim Bakanlığı bu olayın yaşanmasının hemen ardından düğmeye bastı. Olay inceleme altına alındı ve bir soruşturma başladı. Çünkü iddialara göre okul müdürünün diğer öğrenci velilerini yönlendirdiği şeklinde iddialar vardı. Kamuoyuna böyle iddialar yansımıştı. İşte bu iddialar sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı okul müdürü hakkında soruşturma başlattı. Hem diğer veliler hem de otistikli çocukların velileri eğitime alınacak ve sürecin daha sağlıklı, daha iyi bir şekilde yürütülmesi sağlanacak ve sınıflardaki o yazılar da zaten hemen kaldırıldı. Gözler Aksaray'da elbette. Milli Eğitim Bakanlığı süreci çok yakından takip ediyor. Biz de yeni gelişmeler olduğunda aktaracağımızı söyleyelim ve sözü İstanbul'a bırakalım.